Evde bira çok basit abi. Evde bira yapımı acayip basit abi. Abi şarap yapımı da çok basit bu arada ya. Şarap da çok basit. Elma şarabı ekstra basit. Mesela how to apple wine. Elma suyuna şampanya mayası abi. Hatta izlemişim bile lan ben bunu. Abi ama bu Hi, it's Katie from Katie Cooks and Crafts and today I'm making Edward's apple wine. This is a simple and straightforward. Bak kadın gazlı yapmış oğlum, bir de Prosecco gibi yapmış amına koyayım. Homebrewed hard cider. And this recipe is really popular among homebrewers because it is so simple and easy and it's delicious. I'll put a link to the recipe in the description box if you want to make it for yourself. You'll end up with a slightly fruity, slightly dry, carbonated apple wine, and it's delicious. To make this apple wine, I'm using apple juice. This is just regular. Tek korkum %100 elma suyu, gerçek elma suyu bulabilecek miyim Türkiye'de? İçinde hiçbir şey olmayan, katkı maddesi olmayan. Old apple juice. Sıcak şarabın farkı ne? Sıcak şarap kaynama noktası yüksek olan bir şarap oluyor. Baharatlı oluyor. Yani bol bol tarçın, karanfil falan. Genelde sadece Christmas, Noel zamanı içilir sıcak şarap burada. 100% juice, no added ingredients. The only added ingredient that is acceptable is ascorbic acid. That's per the recipe. And the recipe I will link in the description box so you can see it for yourself. I'm also using some corn sugar. This is dextrose, and this is just to fortify the sugar to give the yeast more sugar to eat, which will bump up the alcohol content. Şeker yerine dextrose kullanıyor. Yani saf glukoz gibi bir şey. Bizde sınav zamanı çok geldi. And my yeast I'm using is this dry wine yeast. And I got this at the homebrew store. You can get these online as well. Online sipariş veriyorsun abi. Wine yeast. Şarap mayası. So, to start, I am going to... I've already sanitized my carboy. You can see there's still a little bit of the sanitizer in there. This is a no-rinse acid sanitizer, so... Ve böyle basit yapılan şarap ve biralarda genelde sanitizer. Yani içerideki bakteriyi önden öldürecek şeyleri çok sıklıkla kullanıyorlar ki uzun süren bir fermantasyon süreci, alkolleme süreci olduğu için arada diğer bakteriler büyümesin diye çok güzel bir temizliyorlar önden. Bir kısmını da bırakıyorlar o şeyi. Sanitizer'ın köpüğünü bırakıyorlar içinde. So I poured about half of the apple juice into the carboy. And now I'm going to put 1 pound of sugar in here with the apple juice. I have a clog, hold on. Okay, I have a declogger now. Yengem ne güzel yapıyor ya. Tadı nasıl oluyor ev yapımı? Benim Alman arkadaşım yapmıştı. Efsaneydi. Damacanada duruyordu evde abi. Bayağı damacanadan çekip içiyorduk. Çok güzeldi ya. Elma sirkesi değil. Shake this up to dissolve the corn sugar. And the corn sugar is pretty fine. So it dissolves pretty easily. Now this goes into the carboy with the other apple juice. Çok güzel olur ya. Ben bunu yapacağım abi Türkiye'ye gidince. Vallahi yapacağım. Now we're going to repeat that process again to put another pound of corn sugar. These bubbles that's from. Now my carboy is filled most of the way up, and you can see all these bubbles. That's from the sanitizing solution. So I just wrap this towel around to catch the bubbles. As the juice is poured in, it will displace the bubbles up and out. So I just put this around the neck to catch that, so it doesn't make a mess all over my floor and my chair. And now I'm going to add the yeast. I'm just going to sprinkle that in the top. Through the funnel. entel bir şarap bu. Fularlı. And then rinse it through the funnel with the last little bit of the juice. Türkiye'de yasak mı? Abi bunların hepsi yasal şeyler. Değil abi, litre sınırı var. O da 200 mü ne yani? Bayağı. Neyin? Evde üretiminin. Elma suyunun mu sınırı var amına koyayım? Yok, evde alkol üretiminin. Ne, nasıl şey yapıyorlar onu? Nasıl takibini yapıyorlar? Abi satışını yaparsan işte yakalanıyorsun. Ne yapacağım satışını amına koyayım? Kendini üretince. Satıcı değiliz, kullanıcıyız amirim. Yasak falan yok yani. So that's filled most of the way up and there's about that much of my 5th gallon of juice. Yasak şöyle var. Rakı yapmasın diye millet şu an etil alkoller satılmıyor. Tat bozucu ile satıyor. Yani bu basit şeylerden abi, yani bir tane maya var, şeker, elma suyu, bu kadar. Just clean up this mess. Ebelvoy hiç içmedim abi. And then I'm gonna cap it with an airlock. It's been about 18 hours and it's definitely fermenting. Bu yengem de airlock koydu. Airlock dediğimiz şey hava tutacağı. Dışarıdan hava almıyor, içeriden hava veriyor. Çok basit duble su çemberi olan bir sistem. And I probably filled this a little too full and it has pushed. Çünkü fermentasyon olduğu için gaz çıkıyor. Up into the airlock. So there you saw a bubble. It means it's working, and I'm just gonna take this airlock and clean it out, put some fresh sanitizing solution in it, and let it continue to ferment. So this is day 2, still bubbling like mad. Bak, hala you can see I took quite a bit of the juice out. I used my siphon and took it out, cleared out the whole neck. It had bubbled up into the airlock a couple times. I switched it out, it still went up in there. And that defeats the purpose of the airlock. So I cleaned that all out, I took some out, and I put a clean airlock with clean sanitizing solution. And it is looking good. So it's been about a week, and the fermentation has really started to settle down a little bit. It's still bubbling away, it's just not as vigorous as it was in the first day or two. But it's bubbling there, and the airlock is bubbling, and it's looking good. One thing I will mention is there is a bit of an aroma, kind of like a rotten fruit aroma, and it's a little bit unpleasant. I have this here in my kitchen just so I can keep an eye on it. I have this towel that I pull up and clip around it to keep the light out, but I wanted to be able to keep an eye on it. But the aroma is getting to be a bit much since we eat dinner right here. So I think I'm going to move things on my counter all the time. To go for about 6 weeks or more, so I'm just gonna let it sit down here in my laundry room for a few more weeks and then I will bottle it up. But it's not as cloudy as it was when it was vigorously bubbling. Corn sugar that the yeast in suspension will eat and convert it to carbon dioxide, and that's where the bubbles come from. First I need to dissolve the priming sugar in some hot water. Şimdi ekstra gazlı olmasını istiyorsanız diyor, biraz diyor şekerli su karışımını şişelemeden önce şişenin içine koyacaksın diyor. Bu şu işe yarıyor. İçinde hala biraz daha, bu arada hatun işi biliyor, bıçakları Swiling. Geçenlerde anlatmıştım, bıçak alacaksan ne alacaksın? Swiling. Diyor ki bu şekerli su karışımını biraz koyuyor, birer kaşık falan şişe başına. O şişede de kalan maya fermentasyonu devam ediyor şişeyi kapatınca sen. O yüzden içinde birazcık gaz oluyor. Bu da onu işte şey haline dönüştürüyor. Gazlı, sparkling oluyor. And then let it cool. While the corn sugar is cooling a little bit, I'm going to go ahead and sanitize my bottles. So şişeleri temizlemek için böyle bir solüsyon yapıyorsun, sanitizer solüsyonu. Pıt pıt basıyorsun, içine fışkırtıyor, sonra asıyorsun şişeleri, kuruyor bir daha. Çok güzel ya. Bottle trees, you may have seen this in my pumpkin beer video. I'm going to go ahead and clean the inside of all of my beer bottles. Çok iyi değil mi abi? Once the corn sugar is cooled, I'm going to add it to the bottling bucket as I transfer the apple wine from the carboy into the bottling bucket. So as it stirs and churns, it'll mix the corn sugar in with it. Once all the apple wine is in the bottling bucket, then I'm just gonna attach... O şişe tutacağından var mı sende? Anon, Türkiye'de satılıyor mu? Bu kadını tanıyorum desen kaç kişi inanır? Abası yanık. Nerede oturuyordun sen? Amerika'da oturuyordun değil mi sen? Harbi tanıyor musun lan kadını? Oğlum yengem çok iyi ya. Tanıyorsan bir selam söyle. The bottling wand. And fill my bottles. Then each bottle gets capped with a wing capper. And the bottles just need to condition for about 2 weeks to carbonate. 2 haftada bekletirsen işte karbonatlanıyor. Yani o ekstra karbondioksit üretiyor ya, içine son bir şeker attı. Okay, so it's time for a taste test. And gazlı oluyor. I have my apple wine. And it smells really good. It smells very appley. Çok elmamsı kokuyor. It's not like hard ciders that you might have had before. It's more of a wine. Hard cider really gibi değil ve so şarap gibi kokuyor daha çok. It's really good for holidays. I wanted to make this for Christmas or New Year's, but I didn't get around till later. Noel veya yeni yıl için yapmıştım diyor. But it ages pretty well from what I hear, so I can always keep it. Güzel yaşlanıyor duyduğum kadarıyla. Holiday season or I can just make another batch. Artanını tutarız diyor. Bottoms up. It's really good. You should make it. And it's simple. And if you don't want to do a big 5-gallon batch, you can make 1 gallon too. So, I hope you liked the video. Be sure to give it a thumbs up, subscribe. I'll probably be doing a few more homebrew videos. And thank you so much for watching. Çok iyi ya. Çok iyi. Ben de yapmak istiyorum ya. Çok iyi değil mi abi? Bizimkiler evde turşu kuruyor. Benim annemin maksimum yaptığı şey domates rendeleyip salça yapmak balkonda, tülbent koyup üstüne. Salça. Alkolü yüzde kaç? Vallahi bilmiyorum. Ya tahmin edeyim en fazla %20 olur yani. Amerikalılar salça yapmıyor evde ama reçel yapmıyor diyemezsin. Çok güzel reçel yaparlar. Abi bira yapımı da aşağı yukarı böyle. Hatta Türk bir video izlemiştim. Bu abi. Bu videoda gayet... Arkadaşlar selamlar. Konuya hangisi ne işe yarıyor? Nasıl bir şeydir ya? Bir sürü teknolojik bir şey yarıyor. Bundan bakarak... Abi ben araştırdım. Çok basit. Bunu durulamıyoruz çünkü bunun durulanması gerekmiyor. Durulamadan kalması gerekiyor. Ama biradaki sıkıntı şu, biranın yapımını birayı yaptığın zaman çok otantik olmuyor. Sebebi şu, buğday ve şekerden başlamıyorsun bira yapımına evde yaparsan. Ha yapabilirsin, o ayrı. Ama genelde Türkiye'de bira yapan insanlar kit satın alıyorlar. Yani... Abi, o kit kısmı bana çok otantik gelmiyor. Herkesin birası aynı lezzette olacak yani. Sıfırdan yapan bir adamın videosu var abi, atayım mı? Efsane bir video. Yani sıfırdan yapmak bana daha mantıklı geliyor. Buna neden 1600 dislike atmış şerefsizler anlamadım. Herif çünkü gerçekten çok güzel açıklayarak yapıyor burada. Başarılı bir şekilde. İçiyorlar falan sonunda. Gayet güzel yani. Kapaklarımız var, bira kapakları ve bira kapaklarını kapatmak için kapatıcımız var. Bir aparat. Evet. Kapağımızı koyduk. Makinemizi de üzerine koyuyoruz. Bastırdığımız zaman çok biramızın kapağı kapanmış oluyor. Bu kesinlikle hava almıyor. Hani yanından, sağından, solundan çıkma gibi imkanı yok. Bira yapma işlemi burada sona eriyor. Harika bilgiler bıraktın. Çok teşekkür ederim. Bu çok inanılmaz köpüklü değil. Şimdi söyleyeceksiniz adam, ben bu videoyu izledim şey diyor. Normalde 2 veya 3 hafta beklemesi lazım diyor köpüğünün artması için. Ben bunu yapalı bir hafta oldu ama içelim diyor yani. Çok inanılmaz köpüklü çıkmasa da içebiliriz diyor. Öyle içiyorlar. Dibini birazcık bırakıyoruz. Şimdi şuradan bakarsak buradan asitler çıkabiliyor. Bu güzel bir haber. Köpüğümüz birazcık az. Bunun köpüğünün az olması sebebi de yaklaşık 4 gün önce yapmamızdan kaynaklanıyor. Asitimiz güzel ama köpüğümüz az. Bunun sebebi de erken açmamız. 15 gün sonra açsaydık burada çok daha yüksek bir asit çıkacaktı. Böylelikle baştan sona tüm bu işlemi görüntülemiş olduk. Harika Burak'cığım. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Arkadaşlar her şey tamam. Hepsini izlediniz, gördünüz. Vallahi çok değişik bir işlem. Ev ortamında bunun yapılabileceğine de şahit olduk. Artık her şey kolaylaşmış, her şey çok pratik, her şey evde yapılabiliyor. Umarım beğenmişsinizdir, ilginizi çeken bir videodur. İlgisini çekenler için özellikle. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonunu tıklayınız. Kanalıma abone olunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burak, sana da çok teşekkür ederim. Bugün bize bunları anlattın, evinin kapılarını açtı Burak bizim için. Rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Çok iyi abi yani, internetteki bilgilerle ben diyorum evde atom bombası bile yaparsın yani. Ben çok başarılı buluyorum. Panda mı burada? Lan panda! Buruk. Geldi gitti galiba. Lan yıkık. DIY nükleer reaktör.